Evet arkadaşlar, Yeşim Salkım da siyasete daldı. Neden daldı? Dalmaması için bir sebep mi var? Yani şöyle bir düşünüp de hani baktığınız zaman geniş çaplı sanatçı geçinen bazı hani masrafı çok olan, artan faturası ve giderleri gelirlerine orantısız olanlar siyasete şu anda dalmak zorundalar. Başka çareleri yok. Öyle gözüküyor. Ben Yeşim Salkım'a deli diyordum. Kafayı yemiş herhalde bu kadın. Sıyırmış diyordum. Yani böyle sağlıksız bir insan diyordum ama sonradan düşününce şöyle geniş çaplı yani insan ona da hak veriyor ama yanlış yol seçiyor. Bundan 1-2 hafta önce de biliyorsunuz Hülya Avşar bu peçeli kadınlar için hakaret etmişti. Onlara hani öcü, böcü. Ben kızıma bak kızım bunlar hani peçeli kadınları gördüğüm zaman bunlar öcü diye gösteriyorum diye hani anlatıyorum diyordu. Tabii kendisi son zamanlarda hani gündeme gelemeyince hani yeteneksizsiniz gibi veyahut da bir televizyonlarda bir banka, sigorta, bir çamaşır, yatak, bellona gibi veya yataş gibi bir reklam şirketlerinde oynayamayınca mecburen böyle bir yola başvurdu. Türkiye'nin gündemine oturmak için hani unutulan, unutmaya yüz tutmuş sanatçı geçinen hani orasını burasını açıp da insanlardan para kazanan kadın sanatçılar, unutmaya yüz tutmuş olanlar böyle din üzerinden, Türkiye'nin hassas noktası da din zaten biliyorsunuz. En basiti de ya başörtülere saldırırsın ya hükümete, Erdoğan'a küfür hakaret edersin. Böyle bu iş gider yani. Şimdi Yeşim Salkım da buna benzer bir şey yani bir video çekti. Videosunda da güya etrafında hep rantçılar olmuş, hep maske üretimine geçmiş, kit üretiyorlarmış, Papua Yeni Gine'ye satıyormuş. Birilerini görmek istiyorsanız, bu pandemide her şeyi fırsata çeviren, işi bu olmadığı halde sürekli yurt dışına, yok efendim kit üretiyoruz, yok efendim maske üretiyoruz diye bu işi rant eden, elde edenlere bakın önce. Anladınız mı? O yüzden bitirmiyorsunuz bir şeyleri zaten. Çünkü rant fazla. Herkes rant peşinde. Yahu tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor be. İşi bu olmayan, gücü bu olmayan. Herkes maske üretiyor. Geçmiş karşımıza, salak mıyız biz? He? Yeter bizi salak yerine koyduğunuz artık. Yeter. Bıktık artık sizden. Yeter. Kral çıplak artık. Ha biri söyleyemiyorsa da ben söylüyorum. Yeter. Herkes maske üretiyor, kit üretiyor. Yok Honolulu'ya sattım, yok Papua Yeni Gine'ye sattım, yok bilmem neye sattım. Sahtekarsınız. Önde gidenisiniz sahtekarın. Anlatabiliyor muyum? Kapitalizmin önde gidenisiniz. Şimdi de işiniz gücünüz kalmadı. Mabel öyleymiş de böyleymiş de. Size ne? Size ne? Biz size karışıyor muyuz? Evinizde, barkınızda kime ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Kocanızla, karınızla halvet oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Bize ne? Bize ne sorarlar adama. Bize ne? Terbiyesizler. Bütün her şeyin içine sıçtınız be. Ya Papua Yeni Gine'ye satmadık biz. Oraya hediye verdik. O da onlar da papağan olarak seni bize verdiler. Papağan diye ama işte hanımefendi güzel bir taktik yaptı. Yani akıllı da kimi deli diyor ama kaptı konserleri yani parayı kaptı. Arkasından hemen Başakşehir Battal il gezdi. Bir konser düzenleyerek güzelce bir Yeşim Salkım'ı paraya boğdu. Arkasından hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Yani güzel taktik uyguluyorlar yani. Şimdi hani barda, diskoda insanlar sarhoş eğleyip de parasını kazanan kişiler şimdi bar, disko kapalı olduğu için eğlence yerleri. Tabii bunlar da ne yaptı? Giderleri çok. Sanki bir de hani diyor ya etrafım rantçı da oldu. Herkes kapitalizmin uşağı olmuş. Ya kapitalizmin alası sensin yani. Daniskası asıl sensin. Sanki bana kapitalizmin uşağı olmuş herkes derken kıyıda köşede bir çiftçiymiş.
hani geçimini böyle tarımla veyahut da 3-5 yumurta satarak veyahut da hayvancılık yaparak geçiniyormuş gibi, hani organik tarım yapıyormuş gibi, kesinlikle böyle ilaç, gübre hiçbir şey kullanmadan organik, yani tamamen köylüymüş, çevreciymiş gibi konuşuyor. Ya senin bindiğin o altındaki araba, yani ultra lüks araba, yani ya araban 300-500 bin liradan ibaret o araban. Senin aylık, bak oturduğun o ultra lüks rezidansın içerisinde, yani oturmuş olduğun onarın kirası normal askeri ücretle geçinen, yani çalışan aylıkçı bir kişinin 20 ayına tekabül geliyor. Senin oradaki aidatın, yani tek aidatın 5, yani 5 kişinin maaşına tekabül geliyor. Yani kapitalizmin uşağı olmuş diyene bakın. Ve bir de orada devleti eleştireyim derken acaba övüyor mu da, yani bak ne diyor, herkes üretimci olmuş diyor, yani herkes maske üretiyor, etrafındaki herkes maske üretiyor. Ya sahtekarlık yapıyor demiyorum, bak herkes hırsız olmuş, herkes hortumcu olmuş. 1999-2000 yıllarında herkes günlük, her gün banka hortumluyorlardı. Hep devletin sahte, hani devletin sahte beyanlarıyla, sahte imzalarıyla devlet mallarını, hazinelerini üzerine geçiren hükümet yandaşı kişilerin banka açması, bankaya hani devlete teminat göstermeden banka açıp 1-2 sene sonra halkın parasını bankadan hortumlayıp sonra iflas gösterip devletin hazinesini hortumlayan kişiler bugün üretime geçti diyorsun. Ağzınla bak, kendin ağzınla diyorsun. Herkes maske üretimi, kit üretiyorlar diyor. 130-140 ülkeye satıyor diyor. Çıplak kral diyor. Yani çıplak kral diyor da ben burada gördüğüm çıplak kral değil. Burada çıplak olan sizsiniz yani. Senden hala çıplak yok. Oranı buranı açarak para kazanan sensin. Hülya Avşar. Siz oranızı buranızı açıyorsunuz. Ve bir de son zamanlarda bu sanatçıların siyasete sarması çok hayli bir tuhaf ya. Artık bu sanatçılara böyle bir sanatçı birliği adı altında bir parti kurmak lazım. Çok fazla seslere çıkmaya başladı. Kendince uyanık da yani. Çünkü kafa çalışıyor, mantıklı. Kim en çok alkol, rakı, bira tüketir? Kim çok eğlence tarafında? Kimde para var? CHP belediyelerin. AK Parti belediyelerine yanaşsa ne olur? AK Parti belediyesinden bir tane hani bir konser rezervasyon yapılsa, bütün yandaş, CHP'nin yandaş besleme kanalları, bak AK Parti'nin belediyesi halkın vergileriyle toplanmış olan paraları sanatçılara harcıyor, sanatçıyı doyuruyor. Çünkü biliyorsunuz Yeditepe konserlerinde hükümet, yani Erdoğan hüzürü masraf yaptı, sanatçıları besledi diyerekten. Herkes yayınlar yaptı. Şimdi CHP'li belediyelere yakın olacaksın ki ne? Onlar içiyorlar, eğleniyorlar, onlar paralı, onlara eleştirecek kimse yok. Sosyal medyada onlar daha yaygınlar. Yani para getirecek, para kazandıracak. Ve şu anda da büyük şehirlerin, deniz kenarları ve mega şehirlerin hepsi şu anda CHP'nin elinde. Atatürk'ün hani kimliğini de, Atatürk'ün adını da kullanabilecek, Atatürkçüyüm diyebilecek, güzel oradan rant yapabilecek de bir kişiliğe sahipsen sular seller. Ondan sonra tutmayın o sanatçıyı. Ta ki parayı torbayla valizlere doldurana kadar, bir dahaki koronavirüs sebebiyle veyahut da halkın bu açlığı, zor kıt kanaat geçilmesi, yani kıçındaki donu bile gittikten sonra CHP belediyelerin AK Parti'ye geçene kadar çeşme, yani musluk akarken hemen kendi bidonlarını şu anda dolduruyor testisini hanımefendi. Normal, haklı. Yani şöyle düşününce mantıken haklı yani. Parasını kazanma derdinde. Şimdi parayı da kim verecekse ona karşı tarafı küfür ediyor, hakaret ediyor. Ama burada halk olarak düşünecek olursak kendinize, halk kendinize sövdürüyorsunuz. Kendi kişiliğinize hakaret ettiriyorsunuz sanatçıya. O sanatçı denilen müsveddeye yani. Orasını burasını açıp da para kazanan ne ödüyor belirsiz. Bugün var, yarın yok. Onlar yani kendisi bakın kaç tane adamla 6 ay 7 ay içerisinde evlilik yaşamış. Tweet atıyorlar. Bak attığı bir tane tweet'i size hemen okuyayım. Bir tane sanatçının birisi bundan alay ediyor. Bu sanatçıyla hemen bak ne diyor. Artık başka argüman bulun. Şiştim Rumeli Hisarı, Hakan Uzun. Başka eksiğimi bulun. Yahu sene olmuş 2020. Ben üstüne 4 kere evlendim. Bak üstüne 4 kere evlendim. Bırakın bu işleri, başka varsa yazın. Şimdi de Polat Yağcı'nın yandaş lıpında. Tuhaf tuhaf yazmış yani, yandaş lıpında başladınız. Hayırlısı da ben yanarım, giderken de çok insanı yakarım. İleride oyna diye böyle bir saçma sapan tweet atmış Yeşim Salkım. Bir sonra bak askerlerimize, yani Güneydoğu'da, Irak'ta
mücadele veren yiğit askerlerimize ben sonuna kadar savaşa hayır diye tweet paylaşıyor. Sana mı kaldı yani aslında? Sen kimsin ki ne? Bakın ama bir tane Süheda diye bir bayan kardeşimiz çok güzel cevap vermiş ama bakın. Ne yazmış? Kocamı elimden almaya çalıştılar diye yıllardır Seren'le Gülben'le barışamadın. Biz vatanımızı elimizden almaya çalışan teröristlerle savaşıyoruz. Bu itiraz niye? Çok güzel kapak yazmış bak. Yani sen kocanı elinden alan Seren'le Gülben'le barışamadınız. Yani bir kocanı elinden alan kadınla bile barışamıyorsun. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Güneydoğu'da o kadar büyük operasyonlar veriyor. Sen de kalkmışsın barıştan yanayım. Savaştan yana diyeyim. Savaşa hayır. Sonuna kadar hayır diyorsun. Ya önce bir kendin ahlaklı ol. Kendin bir barış. Hani kocanı almışlar elinden. Niye onlarla barışmıyorsun o zaman? Niye sen ufacık kendi davanı büyütüyorsun? O kadar tweetlere, sosyal medyalara taşıyorsun da. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin yani bütün 80 milyonun hakkı var orada ya. Adamlar güneyimize, sınırımıza hat çekmişler. Güneyimizde terör devletçi oluşturacaklar. Ve bütün dünya onlara yağdırdıkça yağdırmış. Biliyorsunuz havaalanında olan Atatürk havaalanında yapmış oldukları o saldırıda, Ankara Garı'ndaki yapmış oldukları saldırıda bir dünya insan orada can verdi ya. O kadar yani masum insanlar orada can verdi ya. Yazık. Senin şu anki partisinde hani şakşakçılığın yaptığın partinin genel başkanı Avrupa'ya gidip de Türkiye'ye gelmeyin, can ve mal güvenliğiniz yok. Türkiye'de tatil yapmayın diyor. Kendi ülkesini Avrupa'ya şikayet ediyor. Sen hani bu siyasete gireceksen, madem siyaset yapmak istiyorsan bir parti kurun. Sanatçılık kimliğinizi bırakın. Sanatçı mısınız, siyasetçi misiniz belli değil. Şimdi diskolar, barlarda hani iki öyle şarkı söyleyip sabahlara kadar insanları sarhoş edip, kusana kadar sarhoş edip 1-2 saatte 5000 eurolar, 10.000 eurolar aldığınız paralar şimdi pandemi döneminde suyunuz kesildi. Mecbursunuz. Siz de kendinize kaynak olarak hükümete bir iki küfür edeyim de CHP belediyelerinden konser kapayım yarışına girdiniz. Kaptın konseri de, giderlerine yolunu da buldun. Bu memlekete yaptığın ihanet, hainlik mi olacak o zaman? Ha, kapitalizmin uşakları dedi. İşte kapitalizmin uşağı sen çıktın. Para için kendi devletine küfür ettin, hakaret ettin. Evet arkadaşlar, bu video için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Böyle ne diyor belirsiz, orasını burasını açarak hani sanatçıymış gibi geçinen 3-5 tane de hani onun bunun yazdığı besteleri dile getirerek 6-8 ay içerisinde 8 tane 10 tane koca değiştiren, resmi koca değiştiren böyle sağlıksız ahlak, toplum ahlakını bozacak kişilerin yani böyle ne yapıyoruz? Konuşmak zorunda kalıyoruz. Niye? Çünkü belediyeler hemen Erdoğan'a hakaret eden olduğu zaman görüyorsunuz şemsiyesi altına alıp onları koruyor, kolluyor, besliyor. İnsan diye işte karşımıza çıkarıyor. Bu yüzden halkın da vermiş olduğu o 3 kuruş vergi, hani vergi veriyor hizmet almak için. Alacak olduğu hizmetleri de götürüyorlar, böylelerini işte harcayıp bunların ceplerini doldurup bunları doyuruyorlar işte. Bunun gibi sanatçıları doyuruyorlar. Burada en büyük yorumu ve eleştiriyi halka bırakıyoruz. Halkın vicdanına bırakıyoruz. Halk doğrusunu, daha iyisini, en iyisini kendisi bilir zaten. Öyle maske takıp da maske üretenlere hakaret yapan, 150-200 ülkeye ihraç yapıp da ekonomi boş, dar, bitti, çırılçıplak gezip de çıplak kral diyen karaktersizlerin kim olduğunu halka bırakıyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.